Alkışlar ustaya gitsin Neşet Ertaş'a. Sevgili izleyenler, bayrak asmalık bir haberle başlayalım dedik. Onur Saylan yönettiği Haluk Bilginer'in Agah Beyoğlu performansıyla uluslararası Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Cansu Dere, Müjde Ar, Metin Aktülger ve ben gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı, bir yandan Meksika uyarlaması hazırlanan Şahsiyet, Almanya'ya satılan ilk Türk dizisi olma başarısı gösterdi. Proje Almanya'da Ein guter Mensch ismiyle Almanca dublajlı olarak yayınlandı. Vallahi helal olsun. Sevgili izleyenler, hayatımızın yeni gerçeği küçük puştan gün geçmiyor ki yeni haberler gelmesin. Kendisinin sağlığı son derece yerinde. Dünya çapındaki artıştan anladığımız kadarıyla bir yere gitmeye de pek bir niyeti yok. Üstelik yeni araştırmaya göre kendileri cam yüzeylerde, telefon ekranında ve banknotlarda 28 gün bulaşıcı kalabilme yetisi geliştirmiş. Evet,
ulaşmadığı yer artık sanıyoruz kalmadı. Vallahi azıcık bir nefes aldırır belki diyorduk, olmuyor. Hadi durduk yere cam yüzeyleri yalamadıktan, telefonu oraya buraya koymadıktan sonra bir şekilde bunlardan yırtıyoruz da. Banknotla ben 28 gün yaşayamıyorum. Sen Allahsız nereden buluyorsun da 28 gün yaşıyorsun? Kapitalist puş. Lütfen sevgili izleyenler, neyse ki para yok şakaları yapmak için uygun bir zamanda değiliz. Dezenfektanlarınızı ve temassız kartlarınızı yanınızdan ayırmayın. Allah yardımcınız olsun. Princeton Üniversitesi'nde 2012-2014 yıllarında 106 kadın profesörün erkek meslektaşlarına oranla daha düşük ücret aldığı belirlenmiş. Bunun üzerine üniversite profesörlere cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğinden ötürü toplam 925 bin dolar ödemeye karar vermiş. Her türlü adaletin, özellikle de cinsiyet adaletinin sağlandığı bu tarz haberleri önemsediğimiz için sizlerle paylaşıyoruz. Azıcık umudunuz artsın, bu dünyaya karşı böyle bir daha heyecan duyabilin diye. Ama bir üniversitenin bu kadar tazminatı verebilecek güçte olması ayrı. Verilen tazminatın miktarı ayrı, moralimizi bozdu. Tazminatı biz de bir kurla çarptık. Hayır, çarpalım ki kendi para birimimizde üzülelim diye. El alemin parasıyla üzülmeyelim diye. Kendileri 7.3 milyon lira civarı bir şey etti. Şimdi hep beraber uzaklara bakabiliriz. Alo Fetva Hattı geri döndü. Alo Fetva Hattı olarak da bilinen dini danışma hattına gelen telefonlarda sıkça sorulan sorulardan biri kolonya ve dezenfektandaki alkol haram mı sorusu olmuş. Valla ben sağ elimi kullandığım için genelde sol elim daha çok dezenfektana maruz kalıyor. Beş parmağın beşi de bir değil şimdi. Baş parmak emdikçe de emiyor alkolü. İnşallah bir suça muça karışmaz yani. Karışırsa da ellerim yaptı. Günah onların bileğine. Bir diğer soru da dolarla sadaka verdim. Dolar artınca sevabım artar mı olmuş? Yani tabii. Hatta helal parayla aldığınız evin yanından metrobüs geçip değeri arttığında da sevabınız artar. Emlakçı bey bilir. Sonra cennetten çiçek toplaya toplaya gidersiniz. Sevgili izleyenler, hatırlarsınız bir ara ülkece subliminal mesajlara karşı kafayı takmıştı. Şarkıları tersine çevirmeler, film sahnelerinde böyle duvarlarda seks yazısı aramalar falan, çizgi filmlerin asıl amacı diye böyle attırıyorduk böyle havaya. Bilinçaltımıza işlemeye çalışıp başarısız olan ne varsa biz o dönem onlara bayağı yardımcı olduk. Paranoyaya bayılıyoruz zaten. Şimdi de yeni bir gizem çözülmüş sevgili izleyenler. 99 yılında gösterime giren Matrix filminde yukarıdan aşağı akan o kodlar var ya, sushi tarifiymiş. Bu dünya aslında yok. Bir gün uyanacağız diye senelerce filmi izle. Adamlar bizi uyutmuş diye düşünen naif editörlerimize de söylediğimiz gibi. Sevgili izleyenler, ne sandınız? Elin insanı evrenin sırrını mı verecekti size? Al sushi demiş. Sanki o kodlarda adımız yazsa anlayacağız anasını satayım. Geç. Şimdi efendim, bu postu beğenmeyip, ilgili hesabı takip etmeyip, üstüne üstlük 3 arkadaşımızı dahi etiketlemeyenler olarak ısrarla karşımıza çıkan Instagram çekilişleri ana sayfamızı balkonsuz evin salonundaki çamaşır askılığı gibi işgal etmiş durumda. Değil mi? Telefon çekilişi gördük. Kıyafet çekilişi gördük. Kredi kartı borcu ödeme çekilişi bile gördük. Ağzımız açık kalmıştı. Ama yani sperm çekilişi mi? Yani ben burada detay veremeyeceğim, devam edeyim. Kanada'da yaşayan eşcinsel bir çift Instagram üzerinde bir sperm bankası işbirliğiyle takipçilerine çekilişle sperm hediye edeceğini duyurmuş. İnternetten tanışanların bile çocuklarına dillere destan aşk hikayeleri uydurduğu bu dönemde kazanan kişinin çocuğu olsanız yaşayacağınız travmaya bak ya. Beni kim dünyaya getirdi? Kargocular. Ben nereden çıktım? Çekilişten. Kardeş istiyorum. Dur, halanları etiketlediydik, bekliyoruz. Valla ne diyelim, Allah like'lı postlu büyütsün. Geçen sezon bahsettiğimiz İran'da albüm kapakları konulu haberimizden sonra İran'da çok şeyler değişti demeyi çok isterdik ama bir halt olmadı sevgili izleyenler. Hatta bir temsilcimiz bile bu konuda var artık. Şarkıcı Hande Yener'in son albümü İran'da kapak resmi sansürlenerek satışa sunulmuş. Şimdi bakın, böyleyken göster, böyleyken şöyle olmuş, göster. Aha, yok. Sansür kurulundan Hande Yener onay almazken soldaki elektrik kablosunun afişte kalmaya devam etmesi kurulun "o kadar da sansürcü değiliz canım" mesajı vermeye çalışması olarak yorumlanabilir. Bu arada biz de boş durmadık ve İran Sansür Kurulu'na birkaç afiş tasarısında bulunduk. İlk afişimizde albümü alan kişinin en azından şarkıcıyı görmesi adına küçük bir dokunuşumuz oldu. Bir sonraki afişte ise Hande Yener'in elbisesinin boşa gitmesini istemedik. Eğer problem kadın vücuduysa diye düşünüp şöyle de bir çalışmamız var. Tamam, sonuncuyu gösterelim. Efendim, buysa ne olur ne olmaz diye hazırladığımız afiş.
Sevgili izleyenler, Rusya'da seçimlere katılacak ikinci bir aday çıkmadığından formalite icabı adı yazılan temizlik görevlisi kadın kazanıp belediye başkanı olmuş. Yani bu duruma hanımefendi sandıkların tozunu attırmış diyebiliriz. Fakat kasaba halkının bir süre en azından seçme hakkına el konulmalı diye düşünüyoruz. Ama yeni başkanın virüs gündeminde en azından hijyeni garanti edebileceği çok açık. Bir sürü bürokratik yükün altına hiç tecrübesi olmayan birini oturtarak Rus ruleti ruhunu canlı tutmaları geleneklerine ne denli bağlı matruşkalar olduğunu da gözler önüne seriyor. Ya bu politik kaoslar başka ülkede olunca tadından da yenmiyor ha. Sabaha kadar yapıştırasımız var. Ama Moskova soğuktur şimdi. Gerçi onu da Sergey Mihailovich Zaitsev İlyich düşünsün. Sevgili izleyenler, gazetede aşk hormonu ve Covid hakkında bir haber çıkmış. Haberin veriliş metni şöyle. Aşk hormonu olarak bilinen oksitosinin yeni tip koronavirüs Covid-19 tedavisinde araştırılmaya değer olduğu bildirildi. Araştırmaya değer. Evet. Haberi Sezen Aksu yazmış zannediyoruz. Ama bu aşırı sevindirici haber şöyle, yani aşıksanız Covid'e yakalanma ihtimaliniz daha düşük. Ama bilin bakalım ne yok. Sevgili izleyenler, diş hekimliği eğitimi için kullanılan robot hanımefendi arızalanmış. Böyle sallanmalar, ısıracak gibi yapmalar falan. Uyuşturucudan ciğerlerini kusan hanımefendiye döndüğünü düşünüyoruz. Haberi gördüğümüzde Allah affetsin Cinci Hoca'ya düşmez umarız diye de içimizden geçirdik. Ama robotun arızalanmasına da bir nebze sevindik. Olmaz dediğimiz her şeyin olduğu dünyada robot istilasından korkmayalım bir de diye düşünüyoruz. Aha bak bozuluyor. Oh. Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. Hanımlar beyler, Burak Deniz geliyor. Nasılsın Burak? İyiyim. Yani yeni iş bitti. Şimdi diğer yeni iş başlayacak. Aha. İşte onun hazırlıkları sürüyor. İşte 1-2-3 güne falan sete çıkacağız gibi. Evet. Öyle devam. Çalışmaya. İyi, süper. Senin için süper bir çalışma yaptık. Yani biz hayatımızda bu kadar çok soru hazırlayabildiğimiz çok konuk görmedik. Aslında senin çok farklı ilgi alanların olmuş. Efendim, sanat tarihi okumuşsun. Bir yandan sosyoloji okuduğunu söylemişti. Çift anadal gibi. Yani sanat tarihini bitiremedim aslında. Ha. Ya bu işlerden ötürü. Aynen. Sosyoloji kısmı da yani yazıldım ama ona devam edemedim. Ona da devam etmedin. Oyunculuktan önce bir de buz hokeyi. Yaptım. Nerede? Aynen. İzmit'te. İzmit. Zaten iki büyük pist var. Biri İzmit'te, biri Ankara'da. Ankara aynen. Daha önce işte açılmış falan. Evet. Ben İzmit'tekine denk geldim. Orada bir bayağı ligde hani takımdaydım falan. Kaleciydim bilmem ne. Gerçekten. Aynen, keyifliydi. Ama sonra işte bu işlere girince üniversite falan derken bıraktım. Peki bu alanların senin oyunculuğuna bir etkisi olduğunu düşünüyor musun? Ya etkisi olması şöyle. Eğer atıyorum yani geçmişten bir karakter canlandıracaksam elbette hani okuduğum bölümden yararlanacağım evet. Şeyler olabiliyor. Ama yani özellikle sanat tarihinin buna bir etkisi yok. Yani spor olsun işte bir enstrüman çalmak. Şimdi çalarken sürekli orada olmanız gerekiyor. Olamadığınızda nota kaçırıyorsunuz. Yani çalamıyorsunuz yani. O konsantrasyon evet. Hali kameraya çok yansıyor. Öyle bir yararı var diyebilirim yani. Senin zaten müzikal bir ilgin de var zaten bir şeyler çalmaya. Evet. Peki sanat tarihi okurken kafanda oyunculuk varmış gibi bir bilgi var bizde. Vardı. Süreç nasıl gelişti? Yani sen birden mi? Üniversiteden önce işte yani üniversiteyi kazandığım sene zaten ilk dizim oldu. Ondan önce de vardı öyle bilgim yani. Hı hı. Ve günün sonunda şey oldu. İşte İzmit'teyim ben. İzmit'te evet. Ufak bir ajansa kayıtlıydım. İşte ondan önce ufak bir tiyatro grubuna kayıtlıydım falan. Sonra İstanbul'da işte bir sinema filmi için çağırdılar beni. Şu anki menajerim Gökçe Doruk Erten. Öyle ki tanışmış olduk onunla yani. Böyle yani işler işlere getirdi. Aynen, beraberinde. Sen ilgilendikçe bir yan yana gelmeye aynen. Başladın işlerle aynen. Gibi. Çok sonra güzel. Kolej günlüğü oldu. Sonra peşi sıra geldi işler yani. Peki genel olarak seninle ilgili şöyle bir benzerlik cümlesi kuruluyor. İşte Kadir İnanır'a benzeten büyük bir kitle varmış. Hmm. Efendim sen de galiba harbiden benziyorum biraz gibi bir fikrin var galiba. Bir filminde özellikle. Şey Kara Gözlüm. Aynen Kara Gözlüm'de. Chopin karakteri var. O bayağı bir benziyor yani. Bir iki mesela. Benim hatırlıyor musunuz Chopin karakterini? Ha? Hatırlıyorsunuz. Ben hatırlamıyordum, baktım. Ama hakikaten andırıyor ya. Evet. Ama sadece bunda bitmiyor. Seni Robert Pattinson ve James Frey'ne de benzetiyorlar. Evet. Yani onları siz tanıyor musunuz yani. Robert Pattinson'ı? Evet. James Frey'ni de görelim.
Yani bu... Hayır, Monte Cristo kontundaki hali belki. Tabii canım, burada at ağızlı görünmüş, böyle değil. Yani bu adamın da normal. Umarım at ağızlı olduğumu düşün. Yo yo, sen değil. Zaten bu da değil. Yani sen zaten değilsin. Çıkamayacağım bir çukura yuvarlanıyorum. O kadar fena mi? Başladık ya. Evet. Peki senin orta çağla derdin ne? Yani bir şey falan demişsin işte oradaki teknolojisizlik ama üretim falan gibi. Evet yani evet bir şey, bir Hollywood efekt de yok değil, yalan değil. Yani öyle bir şey eğilimim de yok değil ama yani hakikaten de o teknolojisizlik işte o üretken hali falan. Peki sen neyi üretmiş olmak isterdin? Yani bilmem, bir şey üretmek de demirci olmak isterdim mesela, öyle şeyler. Evet evet ya, öyle bir şey, çok konserve küçük bir hayat böyle falan, öyle şeyler ya. Gerçekten mi ya? Sağlık sektörü yok işte, o kırkında en iyi ihtimalle gidiyorsun tabii. Falan keyifli ya. Evet. O çok enteresan. Bayağı demir döveyim ben, bana okey diyorsun. Tabii tabii yani. Bu hayatta peki o özlemini giderebileceğin bir alanın var mı? Demir dövdüm diyorum. Yani marangozluk da olurdu. Olmaz işte. Ha, yok ama işte diyelim. Tamam canım, peki. Estetiğin var mı? Yok. Yani şükür ki ihtiyacım olmadı diyelim. Olsaydı da kime ne? Yaptırıyorum. Aynen değil mi? Herkesin kendi hayatı. Evet. Aranızda estetiği olan var mı? Nerenizi yaptırdınız? Burun. Heyecanlandırmadı bizi. Şey kötü ama mesela burunda herkesin birbirine benzediği burun var ya. Of, evet. Bakayım sizinki herkese... Çok orijinal ve şey. Sizinki diyor. Benzemiyor. Herkese benzemiyor mu? Bakayım. Yan... O kadar bacım kötü yandı. Bir şey söyledim ki tabii. Evet. Yo yo, sizinki bayağı normal burun yapmışlar. Ben biliyorum senin şeyi. Anladın değil mi tabii, abi? Tabii tabii. Ya şey, Instagram filtresi gibi oluyor. Çok acayip, evet, evet. Peki, hiç aynada gerçekten kirpiklerine bakıp evet bayağı ileride dediğin oldu mu? Ya şu kirpik hikayesinden ben ne yapacağım çok bilemiyorum tabii. Sen ne yapacaksın abi? Bir kol gibi kirpiğin var yani. Gözünü kırpmaya devam et. Hayır, bir de mesela psikopat, bu son iş bilmiyorum. İzlediniz mi Blue'da? Blue'daki yarım bu kalan aşkları seyrettiniz mi? Şöyle ya, orada böyle gayet pis bir herife oynuyorum, böyle kirpiğim görünüyor yanına, anladın mı? O çok şey, garip yani. Evet, yani arkaya, perdeye de şu an yansıdı. Ya inanamadım ben. Oha, perdeye yansıyor dedi. Evet. Buradan yansıyor. Bravo, yani tam ışıktan bu muhabbetimize denk geldi ve şu an ya kirpikli. Peki. Fotoğrafım falan orada. Aynen, evet, enteresan. Peki, hoşuna gidiyor mu kirpikleri? Dünyanın en salakça sorusunu yani. Söyledim evet, ama. Güzel evet, yani kirpik. Evet, evet. İyi ama yani öyle bir kirpiğim güzel, ya Rabbim bugün daha iyi olmuş, öyle bir durum yok yani. Evet, o biraz fazla olabilirdi. Evet. Burun deliklerinle ilgili bir şey duydun mu? Yani şöyle duydum. Gerçekten mi? Duydum. Çünkü yani bir yerde de yazılmış evet. Şey demişti. Biz onları yakalayamadık ama ekipçe baktık ya, kirpiğine o kadar laf ediyorsunuz. Böyle de burun deliği var bu çocuğun. Hiç bakmadınız mı dedik. O yüzden sorduk. Ama şey, iyi nefes nasıl alıyor. Duracağımı bilemiyorum ya burun deliğinden bahsederken. Kirpik, burun deliği, göt, baş derken adamı burada tabii, titreterek... Tabii yan duruyor, biraz da aşağı durayım falan. Yo, ya büyük tabii burun deliğim ve yani yapacak bir çok problem yok. Hiç 4 saat bir gecikme var Burak Bey haberinden sonra, kendini yerden yere vurmak istediğin oldu mu? Sorunun cevabı oldu ama yani o 4 saat... Vurmadım. Ha. Ama yani günün sonunda şey oldu, orada bir reji geliyor, yavrum yazık yani. Hani o da çekiniyor çünkü o evet, sürekli tabii. Çalışıyor ve... Hani benim 4 saat ara demek yani çok ciddi bir ara evet. Demek yani. O bir böyle basmıyor değil. Çok hızlı konuştuğun söylenmiş. Aynen. Şimdi senden gözlerimin içine bakıp mamını yok, öyle bir şey istemeyeceğim. Söyleyebilirim ve bu arada hiç takılmadan söylerim. Peki mor vampir diyebilir misin? 5 defa mı? 3 yeter. Mor vampir, mor vampir, mor vampir. Vay! Peki hiç kendini durdurmak istediğin oluyor mu? Yavaşla, çok hızlı konuşuyorsun, yavaşla falan gibi. Onu fark etmiyorum. Burada mesela şu an kontrol etmeye çalışıyorum ama katıldığım bazı programlarda şey oluyor. Dediğim gerçekten anlaşılmıyor. Biz altyazı koyuyoruz. Ha okey, süper. O yüzden rahat olabilirsin. Ve o kadar hızlı anlaşılmayacak gibi konuşmuyorsun ama. Hızlı konuşuyorum. Bir de vardır eminim yani, sizin öyle problem olarak görmüyorum bunu da yani. Aha. Kafa önden gidiyor. Evet, yetişmeye çalışıyor. Ağız ona evet. Yetişemiyor. O çok var. Ya evet. İşte Gupse de öyle. Ha mesela evet. Gupse Özay da öyle. Ta 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 falan diye gidiyor yani. Ya derdimi anlatabiliyorum. Onda bir evet. Sıkıntı yok ama daha fazlası da var. Sıklaştı yani. Ha. Hiç ne yapıyorum lan burada dediğim bir yer oldu mu? İnşallah burası hariç. Berlin'de bir gece kulübü diyor. Saat 4.30. Tweet bu kadar. Okey, ben de zaten ne işin var lan orada derdim diye tahmin ediyorum. Şu an kulüp gözümde canlandı. O kulüpten bahsediyorsun. O kulüpten bahsediyorsun. Okey, tamam. Oynamayı çok istediğin ama bizim saçmalama ya diyeceğimiz bir karakter var mı?
Yok abi. Yani hani gelirse oynarım ve yani aynen. Sizin de saçma demeniz çok da... Umurunda olmaz. Çok da olmaz. O kadar haklı bir cevap. Gözlerimin içine bak ve en tuhaf deneme çekimi deneyimini anlat. Abi şöyle bir şey oldu. Cinli perili filmlerden biri işte. Hangisi olduğunu çok hatırlamıyorum. Ve ben orada içine cin girendim. Ve şöyle oldu yani 6 sene tabii 6-7 sene oluyor. İlk sinema filmim olacak falan. Acayip heyecanlıyım, vereyim kendimi, alayım şu rolü falan filan diyorum acayip. İşte Gökçe ile konuşuyorum diyorum ki işte merak etme rol bende falan nasıl çalışmışım yani. Ve sonra tabii yani kayıt dediler ve ben bir yani cinli oynadım yani. Çok... Yani oldu ki yani hani olamadı yani film olamadı başkası oldu ama yani hani yarabbi hani inşallah o bir ortaya çıkmaz diye ümit ettiğim bir video yani. Çok, evet. Çok acayip o yani. Sevgili Burak, tükür beni karşımme, façan yansın karşımme. Ben kendim İzmitliyim. Evet. Orada daha çok façan yansın kardeşim. Aynen, biz de onun için şey yaptık. İzmitli mi var? İzmitli bir kişi var aramızda. Kendini yırttı, iki kişi var. İki kişi var, var. En tuhaf date'in nasıldı? Tuhaftı. 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 Ya ben şeydi ya, tuhaf denebilecek her insanın başına gelebilecek. Niye, sen niye gülüyorsun ki? O işte çünkü muhtemelen... Ha süper. Tuhaftı, garip. O neyse, her insanın başına gelemeyecek bir şeyler. Niye gülüyorsun diyorsun, gül tabii canım. Ay şey, tuhaftı yani kötü şeyler geldi kızın başına kendi adına. Ama yani şey, okeydi yani o kadar da şey... Oy kustu falan herhalde. Yok, öyle. Daha kötüsü oldu. Sıçtı mı, ne yaptı? Burnundan böyle yani bir şey aa, tabii bir şey konuşuyorduk ve böyle yani tam... Bir şey anlattığım sırada böyle işte date nihayetinde böyle komikler, şakalar falan. Bir şey dedim kıza ve kız böyle şöyle oldu. Böyle oldu buraya. Şuraya kadar falan geldi. Şu mesafeden yani çok acayip. Ay sonra tabii tuvalete gidildi. Tuvaletten aa, dönülmedi. Ay tabii dönülmedi. Böyle şeyler oldu. Korkmuştum. Çok üzüldük ya. Bunu bir yerde daha anlatmıştım. Çok aynen. Nemi falan kaldı burada. Böyle. Aa, nem. Devam edeyim mi? Nem çok falan diyor. İnsanların senin hakkında doğru olduğunu düşündüğü ama olmayan şey ne? Burada söyleyeceğim ben bunu. Çok garip değil mi ya? Mesela insan benim hakkında yanlış ama doğru olan şeyi ben ya söyleyeceğim. Ya bir şans işte ya, içinde kalmasın. Yani bilmem o çok enteresan. Var mı? Yok. Yok yani. Çok hayatımda yani. Gördüğüm en güvenilmez cevap. Cevaplar. Duygusal bağın olan en saçma şey ne? Şapka var, bildiğim bir şapkam var. Ben takamıyorum artık onu ama garip atamıyorum da yani öyle bir şey. Birini etkilemek için yaptığın en aptalca şey neydi? Birini etkilemek yani, için bu adamın bir şey yapması gerekiyor mu ya? Estağfurullah. Teşekkür ediyorum o sizin. Yo rica ederim. Benim ya, değil, burada bayağı kalabalığız. Evet. Ne kadar diyorsun? Ya etkilemek için değil, bir gün İzmit'te bir minibüste gidiyorum. En arkada oturan bir kız vardı. Çok da güzel de bir kızdı falan. Hı-hı. Tükür beni kardeşim dedim. O ara onu dedikten sonra inerken böyle son bir böyle bakış atacağım. Bir şey yapacağım böyle kıza. Ben tam bakışı atarken böyle kafamı yukarı vurdum. O işte tam bir şey. O kadar ki şöyle oldu bak vurdum. Vurdum böyle devam ettim yani. Gözünden böyle yaş geldi acıdan ama bozmuyor. Ama nasıl yanıyor biliyorsunuz işte hocam. Burası yandı böyle yani. Çok acayip. Koklamaktan gizlice zevk aldığın en iğrenç koku ne? Ya bir şey bu sorular bana mı yoksa? Hayır fix. Bu abi bir tane güzel şey yok. Fix bu böyle ha, yapıştırıyoruz. Okay, tamam. Yani böyle boktan şeyler konuşulmuyor normalde. Yani koklamaktan zevk aldığım... Ya mesela egzoz var. Şöyle oluyor yani Zippo falan işte öyle benzin koklamak falan. Yani benzin koklamak. Acayip hoşuma gidiyor. İçinde yer aldığın bir iş... Yayınlandığı anda ben ne bok yedim ya dedin mi? Demedim. Hiçbiri için demedim. Even once yani bir kere. Vallahi. Yani ama iyi. Şey yani her iş beraberinde zaten mesela en iyi olduğunu düşündüğüm iş bile içinde bile yani zaten şey gördüğüm kısımlar oluyor mesela. Evet. Bu ne ya dediğim kısımlar oluyor. Ama yani hepsi her, dediğim gibi bana okay. Hepsi yeni bir şey öğretiyor. Yani bir de benim için öyle oldu. Ben konservatuar okumadım. Aha. Çok ufak bir tiyatro grubuna dahildim sadece. Onun dışında hep proje bazlı eğitim aldım. Evet. Ve o yüzden yani bütün setler benim için aslında bunu bir yerde söylemiştim. Hep okul oldu. Evet. Yani en basitinden en bugün geldiğimi düşündüğüm noktada ki projeye de dahil buna hepsinden bir şey öğrendim yani aslında. Söylediğin veya yaptığın bir şeyi böyle bir zamanda geri gidip silmek isteseydin neyi silerdin? Ben o hiç bilemiyorum ya. Yani hani ya ben bunu mesela bileni silsem, de zaten şey ha, mesela silsem de şey derdim yani keşke deseydim de diyebilirim yani anladın mı? Tabii. Sildiğime de pişman olabilirim. Evet. Peki dinlemekten utandığın ama kendini de dinlemekten alıkoyamadığın bir şarkı var mı?
mesela geçen haftadan Aslı işte 90-60-90 İsmail YK dedi. Bir şey gayet eğlenceli bir şarkı bu. Aynen. Tamam. Ondan sonra mevzu oldu. Burak Altındağ falan sizinkiler ne falan demiş. Altına bir döşenmiş ki ben de döşedim. Herkesin çok acayip şarkıları var. Cankan Yaranamadım bak. Hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar çok acayip. Evet astronot hangisi? Tabii değil Yaranamadım yani. Hangisiydi ki? Yaranamadım var da yaranamadım. Arkadaşının olduğu bir projeyi beğenmeyip aa çok güzel olmuş kuzum dediğin oldu mu? Yok hakikaten ben söylerim direkt yani. Gerçekten. Tabii kötüyse söylerim yani. Ki onun da karşılığında da aynısını beklerim. Ama söylemezsin yani. Herhalde. Hayır. Değil mi? Yani normal dille söylerim karşılığında da peki, aynısını Burak, beklerim. Gerçekten kişisel meraktan soruyorum bunu. Mesela ben de söylenmesinden yanayım. Ben de söylerim ama kötü olduğunu şöyle zamanlarda söyleyebiliyorum. Kendimi de test ediyorum orada biraz. Eğer yapıcı bir şey yani iyiye döndürecek bir şey söyleyebiliyorsam bir sonraki adımında söylüyorum. Benimki de zaten şeydir yani yermek değil tamamen hani pozitife yönelik. Evet. Yani düzeltsin bence burası olmamış ya burada abartmışsın dediğim şeyler ya da yani okay. Projenin kendi içinde de kötüyse onu rahatlatmak için de kötü olduğunu söyleyebilirim yani. Anladım. Senlik bir şey yok ama proje kötü. Ha anladım. De diyebilirim. Tamam. Yani. Peki yıllarca gözünde büyüttüğün ama tanıştıktan sonra fıs çıkan bir ünlü oldu mu hiç? Hepsi diyorum. Yok hayır şöyle. Hayır. Bu hayır, yandı şaka olduğuna dair. Burak Deniz bizlerleydi ve galiba artık piyasada da olmayacaktı. Hayır şöyle benim aklımda neyse düşün. Ben savunmayacağım bu dediğimi. Bir savunuyorum şu an. Tabii canım ya. Hayır şakasını dedim evet. Tabii ki. Yok olmadı. Hepsi tam olarak tahmin ettiğim gibi. Ben söylemiş olayım da yine süper. Burak Deniz'i alkışlıyoruz. Berbat bir gözlerimin içine bak geçirdik. Çok fazla çekici olduğundan, kirpiklerinden ve burun deliklerinden konuşuluyor. Bu durumdan sıkıldığın oluyor mu? Ya da ne bileyim korktuğun ya da hep aynı görünmek için bir çaban var mı? Bunu düşünüyor musun? Hayatının önemli bir yerinde mi bu fikirler? Yani olması gerektiği kadar. Yani fiziğine yerinde. Dikkat etmen aynen, gerektiğini kadar. Biliyoruz. Aynen yani. Öyle. Hem sağlığın için hem ya taktığım bir evre vardı ama çok çok geçmişteydi yani. Ya, evet. Bilmem ne mi işte kulaklarım kepçim benim ya falan dediğim bir kısım vardı ama öyle şeyler herkesin başına gelen şeyler. Peki oyuncu olmasaydın grafik tasarımcı olurmuşsun gibi şeylerim var. Öyle bir iddiam var mı ya? Yok. Tabii yok. Ki ama yani öyle bir eğilimim var. Yani seviyorsun, etkileniyorsun evet, bundan. Bir ufak da böyle bir çizgi roman yapan bir arkadaşım vardı. Yani o işlerle uğraşan bir grafikçi bir arkadaşım vardı. O bir ilgimi çekmişti falan. Bir iki denemiştim falan. Hoşuma da gitti. Yani o çok keyifli. Animasyon falan yapmak keyifli yani. Hani çok az eğilimim var diyeyim. Hani bir şey yok. Şimdi çok fazla hobisi olan bir adam değilim. Ama özellikle anladım. Bu niyeyse böyle ilgimi çekiyor yani. Ay süper. Bizim hikaye Shameless uyarlamasıydı. Ve bunun uyarlamasıyla ilgili bir böyle bir mavra çok yapılmaya çalışıldı başta. Bununla ekip olarak siz hepiniz çok sağlam durdunuz. Ama fakat bu şey oldu mu? Yani ne düşündürdü sana? Bu uyarlama konusunda zaten genelde ne düşünüyorsun? Bunları merak ediyorum. Hazal'la da bunun bir sohbetini yapmıştık. O da zaten o Emir Olsun'a cevap yapıştırmıştı bayağı falan. Bayağı böyle evet. Yazdı hiç çekinmeden yani. Aynen evet. Çok da bence doğru bir şey yerinde yaptı. Bir cevaptı yani aynen. Peki sen ne düşünüyorsun? Yani hani biz sağlam durduk çünkü şeyin farkındayız. Yani hani beklenti şimdi herkes şey biliyorsun atıyorum. Biz şimdi Shameless'ın uyarlaması da yola çıktığımızda otomatikman ya Shameless'ı nasıl uyarlayacaksın diyor. E tabii doğal olarak ya Shameless'ı izleyeniz Amerikan versiyonu, İngiliz versiyonu da yani şimdi evet. Acayip bir dizi. Zaten onu Türkiye'de yapma olasılığın yok yani zaten zor o ihtimal yani. Yani zaten paralı kanallarda yayınlanan keza, dizi bu. Keza, yani ulusal kanal dizisi değil. Dediğim gibi yani çıkış noktaları yani atıyorum sarhoşu baba var ve ayakta durmaya çalışan fakir bir aile ve yani ayakta durmaya çalışan ama birbirlerine olan bağı işte hayatına giren bir erkek o kızın. Yani çıkış noktalarını biz oradan aldık diyelim yani. O kadar aha. Uyarlama. Yok bence çok başarılı bir hani uyarlamaydı. Kesinlikle bence de. Ki başarılı oldu yani. Peki şu işten sonra kendimi gösterebildiğimi fark ettim dediğin bir işin var mı? İyi hissiyatla çıktıysam o işten evet yani bir gururunu yaşamıyor değilim ama son iş özellikle Blue TV'deki iş. Yarım kalan aşklar. Çok yoğun geçti yarım kalan aşklar. Çok yoğun geçti. Çok benim üzerime bir işti. Evet. 8 hafta boyunca hiç durmadan her gün yani sabah 12 saat sabahtan akşama kadar yani olunca o çok o yoğunlukta butik iş olmasa çok büyük etkili tabii yani. Evet haklısın. Ortaya çıkan şey beni ne yalan söyleyeyim tatmin etti. Kimle akşam romantik bir yemek yemek istersin diye soracağız. Tamam. Jessica Biel mi olsun? Selim Bayraktar mı?
Bir şey diyeceğim. Evet. Selim abiyle görüşme ihtimalim var bu yakında. O yüzden Jessica Biel olurdu herhalde. Çok mantıklı bir seçim. Peki Jessica Biel'le mi yemek yemek istersin? Aleyna Tilki'yle mi? Jessica Biel'le yemek isterim. Jessica Biel'le mi yemek istersin? Paris Hilton'la mı yemek istersin? Sen bunu soruyu bilerek yazdın. Paris bildiğim kadarıyla benimle yemek istiyor. Siz onu biliyor musunuz? O yüzden Paris Hilton bir yerde görüyor. Bir yerde dedim hani Instagram'da görüyor galiba. İşte bir arkadaşına soruyor. Türkiye'de olan bir arkadaşına soruyor böyle bir işte. Ünlü mü falan gibi bir soru sormuş galiba. Olay o. Aynen. Seni takip ediyor mu Paris Hilton? Hayır. Okey. Kontrol etmişim bunu bu arada. Ama Jessica Biel derdim büyük ihtimal. Dedin mi peki? Dedim. Evet. Jessica Biel, Paris Hilton. Yine avucunu yaladığı bir anla beraber. Efendim Burak Deniz yine ikna olmadı. Jessica Biel mi, Nicki Minaj mı? arkadaşlar fotoğraf diye niye sadece kadının memelerini koydunuz? Jessica Biel olur. Jessica Biel. Evet. Jessica Biel mi, Gael Garcia Bernal mi? Yani çok hayran oldum baba, evet, olduğu için galiba Gael Garcia ile yemek isterim. Saçmalama ya. Gerçekten var, gerçekten abi Jessica Biel ile. Tamam günün ya, bir yere kadar. Bir yere kadar. Peki. Gael Garcia mı, Marion Cotillard mı? Marion Cotillard tabii ki. Aynen. Tabii ki. Aynen. Tabii tabii yani. Ağzımız yüzümüz akar. Çok acayip. Gerçekten. Yani ağzım yüzüm akar deyince o, pıt, o geldi gözünün aklıma. Önüne. Yani. Peki Marion Cotillard mı yoksa Seda Akman? Seda Akman. Bence Seda'nın kalbi kırılmaz, saçmalama. Doğru, hı-hı, cevabı ver. Bir de daha Seda'yla daha yeni hani toplu bir yemek yendi böyle. Aynen. Ve daha yeni karşılaştığı aynen, için. Aynen aynen. Tam olarak devam bu yüzden. Tabii tabii. Evet. Canım zaten yani Seda zaten der ki saçmalama Burak, devam. Tabii kalkar gider yani. Aynen. Marion Cotillard mı, Kenan İmirzalıoğlu mu? Kenan abi kusura bakma. Sevgili izleyenler, Kenan Bey'i ekarte ediyoruz. Marion Cotillard mı, Billie Eilish mi? Marion Cotillard. Marion Cotillard mı, Emma Watson mı? Hala Marion. Okey. Neden Emma Watson'ı? Neden? Çünkü yani neden Emma Watson değil. Çünkü nedeni, Marion Cotillard. Yani. Peki Marion Cotillard'la mı yemek yemeye devam etmek istersin, Javier Bardem'le mi? Ya öyle sorular geliyor ki ya ben galiba Marion Cotillard'la devam etmek ama isterim. Ama Javier Bardem'i de kaçırmak istemezdim. İstiyorsun tabii, insan aynen ister tabii yani. İstiyorsan. Bir de iki hayran olduğum, büyük hayran olduğum babalar tabii. O zaman Marion'dayız hala. Evet. Okey. Peki Marion Cotillard mı, Emilia Clarke mı? Emily Clarke. Emil. Bu işte şey. Kalesi mi? Kalesi. Hala. Hala Marion. Bu ne, nikahını mı alacaksın kardeşim? Ama ben senin her programda baktığımda her bu mu da ha, ben hep şey gidiyorum yani. Tek gidiyorsun zaten. Tabii. Aa sen evet. Hadi bakalım. Acayip. Hadi bakalım. Peki Marion Cotillard mı, Yalçın Konyalı mı? Yalçın ya. Sadece arkadaş kontenjanından. Yalcan'a buradan selam söylüyorum. Tabii tabii, o da zaten. Yemin ediyorum terlik fırlatır kafana. Şu an o kadar doğru fotoğraf gibi oldu. Tam verdiğim cevabı ay. Saçmalama. Hala Marion olur tabii. Aynen devam. Marion Cotillard mı, Sarah Paulsen mi? Marion olurdu abi galiba. Marion'la devam ediyoruz. Marion Cotillard mı, Kadir İnanır mı? Ben yine tercihimi evet, devam ediyoruz. Marion Cotillard mı, Marlon Brando mu? Marlon Brando. İş mi? Artık. Marlon Brando mu, Margot Robbie mi? Bu neyse bu diyor. Tekme attık. Öyle ağzıma denk geldi emine tekme. Galiba... Allah rahmet sen eylesin diyoruz. Diyoruz. Marlon yani Brando'ya. Allah iki dünyasını açık etsin inşallah da diyoruz. Allah'a da ayrıca. Evet yani Margot kendisi Robbie, evet, yemek isterdim. Margot Robbie zaten son seçeneğimizdi. Hayırlı olsun sevgili ya, Burak. Süper oldu. Peki yarım kalan aşklar 10 Eylül itibariyle Blue TV'deydi. Bütün ekiple ilgili bir artı durum var burada. Evet, Umur Turagay yönetiyor. Özellikle Umur Turagay'a yani evet, buradan yani, selamlar ve sevgiler. Yani o çok bütün ekibin, sadece benim değil, bütün ekibin üzerinde çok durdu. Evet. Yani onun sayesinde yani %50'si o diyebilirim yani. Şimdi ekip arkadaşlarından bahsetmek istiyorum. Cem Davran, Ezel Akay. Nazlı Bulum, Esra Ruşan. Cihat Süvari. Hı. Abi bu nasıl bir ekip? Herkes yani, çok acayip. Arada, herkes kendi alanında. Yani Nazlı Bulum'la yani. Esra Ruşan çok yetenekli arkadaşlarımızdır ama çok bilinmezler. Yani tiyatroda çok mesai harcayan arkadaşlarımızdır. Onları
dahil etmeniz de müthiş bir şey. Yani tabii Dilan artık yani yükselen değerlerimizden gördüğümüz kadarıyla son iki senedir, üç senedir bütün önemli işlerde Dilan'ı görüyoruz. Ve siz ikili olarak da oldukça başarılı bir iş çıkarmışsınız. Keyifliydi Dilan'la çalışmak. Daha önce çalışmıştık zaten. Burada partner olarak da çok güzel vakit Kendini şanslı buluyor musun bu işte olduğun için? Çok. Okay, ben... Yani bir daha nasıl denk gelecek ki böyle bir rol? Evet ya yani çok çok zor. Ben bir de hiç böyle bir yere geleceğini düşünmüyordum. Okey yani kafamda kurmuştum işte şuradan şunu alırım onu yaparım falan diyordum. Hı-hı. Hiç beklemediğim bir iş. Yok bayağı yani. Oldukça başarılı. Peki 5 bölümdür aynı kıyafeti giyiyorsun kokmadın mı? Anladın mı? O yani. Şöyle daha en başında belirlendi onun öyle olacağı. Çünkü yani babanın öyle bir anksiyete ve öyle bir mevzunun içinde ki yani izleyenler biliyor işte yani şeyi bak vakti yok herifin öyle düşünceleri yok yani çünkü izleyen şeyi görüyorum hakikaten ya böyle bir duş alsın ya diye ama şey olur mu? Ya herif gitmiş başka bedenden bu diyor duşuna takıyor yani şimdi ne yapayım Kadir olarak duş mu alacağım yani hani o da çok acayip. O yüzden herif böyle yerler takmıyor aslında birazcık giderek de deliriyor bilmem ne falan gibi durumlar var. Yani o yüzden öyle şeyleri çok takmayın diyoruz. Peki şeyi hiç konuştunuz mu Ethem'le? Kadir Bilmez ad soyad. Ben bir şey söyleyeyim abi bunu böyle 3. bölümde falan fark ettim de sen. Aa Kadir Bilmez mi ya bu dedim. Şaka yapıyorsun. Yemin ediyorum. Bir de sahnem var ilk şeyde. Bakıyorum kim neymiş ismin diye bakıyorum böyle Kadir Bilmez. Ya onu dememe rağmen dedim ki aa Kadir Bilmez lan. Aa vay falan filan olmuş. Ya bence zaten yani öyle ufak ufak müthiş seçimler yapılmış evet, yani. Evet evet çok küçük. Telefon melodisi, aynen isimler. Aynen öyle. Ya senaryonun diyaloglarını da çok seviyoruz. Yani muhtemelen seyreden herkes... Aynı şeyi düşünüyordur. Peki Umur Turagay'dan zaten bahsettik. 5. bölümde de kendisi, ufak bir Tarantino aynen, şov. Aynen öyle. Aynen ya da öyle. Hitchcock şov falan böyle bir önemli yönetmenler. Kumarhane sahnesinde o var be. Yani çok, o kadar eğlendi ki bir de o evet. Sahnede o yani. Zaten ben de mesela benim çok böyle büyük bir tanışıklığım yok Umur abiyle ama onu görünce bana bile şey geldi. Çok yani. Çok. Helal olsun. Nasıl eğleniyor. Falan yani. Tabii tabii. Çok eğlenceli olmuş. Onunla çalışmanın özel bir durumu var mı? Yani özel bir durumundan ziyade hoca biraz sert yani. Hani gerçekten şey, mi? Wow, gerçekten mi? Yani öyle bir süreç geçirdik. İyi ki de öyle bir süreç geçirdik. Çünkü o yani neyse o çıkarttı diyebilirim. Yani ne kadar yani beğenilme o parametre nedir bilmiyorum ama o neyse odur yani benden çıkanın. Ha, sebebi zaten Umur abi. Ben evet, anladım Umur abi yani gerçekten o. Bu arada bu ilk dijital platform işin. Bunların koşullarını hep konuşuyoruz. Dijitalde şöyle de TV'de böyle. Falanın senaryosu işte dijitalin senaryosu tabii ki daha özgür de TV'deki daha şey. O 150 dakika da bu bir saat falanları. Sürekli konuşuyoruz bunları. Sana şey sormak istiyorum. Yani koşullarla ilgili tabii ki söyleyeceğini merak ediyorum ama. Sence seyirci için durum nasıl? Yani izleyen için de şimdi mesela atıyorum yeni bir iş başlayacak ve 120 dakika olacak yani şimdi evet. Bizim için de çekmek de ayrı bir dedim ya külliyat 120 dakika el vicdan yani sinema filmi ya. Yani şimdi izleyen için de mesela daha keyifli oluyor. Şimdi 43 dakikada bitiyor bazı şey demiş. Hani çok kısa ya demiş. Ulan uzun da izlemiyorsun ki sen yani kısa diyorsun evet. Günün sonunda. Ama o kısalık bence ben izleyici gözünden baktığımda benim için mesela büyük rahatlık. Oh evet. Yani hani. Yani izlediğimiz çoğu yabancı dizi de buna bağlı olarak hepsi kısa aslında. Yani episod gidiyor olması keyifli. Vallahi tebrikler. Müthiş iş. Yani çok teşekkür ederim. Umarım ikinci sezonu falanı olur. Yani böyle İnşallah. Bir plan var mı biliyor muyuz? Yani bir takım tabii planlar her zaman var ama net bakalım, bir karşılığı tabii ki. Şu an yani, yok. Umarım olur. En iyi ihtimalle bir senesi var tabii ki o işin yani. Daha olur olur. Bütün var. Öyle sezonluk dijital işlerin tamamı öyle. Aynen. Eğer yani fırsatınız olursa, aklınızda kalırsa... Ya ne olur seyredin. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Sadece bu iş için bir alkışlayalım Burak'a ve çok onun güzel. Nezdinde bütün yarım kalan aşklar ekibini. Al bir tane. Bakma. Tamam bakmıyorum. Evet kafanın tamam. Tepesine evet. Bu bir nesne mi? Yani denilebilir. Böyle masa üstünde bir şey mi? Kullanılan bir şey mi? Kullanılan masa üstünde de olabilen. Ne diyeyim ki yani atıyorum. Aa mesela süper yiyecek mi içecek mi? Ama sen direkt şu an mesela. Ya o ipucu nasıl bizim aklımıza gelmedi? Ben hala yapıyorum. Bakmıyorum tamam süper hiç ulaşamayacağım diyorum ama tamam. Evet. Tatlı mı? Evet. Süper. Gördün değil mi senin vallahi, parçalarım? Bak vallahi geliyordu. Yok hakikaten bir tamam, ucunu evet, bir gördüm dedi. Evet, ucunu görmüş oluyorum sen, zaten. Tamam, aynen evet. Söyle. Waffle mı? Süper. Bravo. Yine mi ters ya? Ben ters. Tamam. Ya ben cenabetim bu konuda artık ya.
Bir kere bunu düz kaldıramadım ya ben. Yiyecek miyim? Hayır. Yani... Bitecek miyim? Yenir de diyorsun. Yenir de. Yenir de. Yiyenler. Arkadaşlar şimdi yenir de o... Yiyenler var aramızda. Bu bir soruysa, bu bir soruysa kim... Demiş, söylemiş olacağım. Tamam, arkadaşlar, insanın yediği bir şey değil diyeyim o zaman. Ne insanın yediği... İnsanı yiyen bir şey. Nesne mi? Değil. Bir işe yarıyor mu? Hayır, hatta hiçbir işe yaramıyor. Bok mu? Çok alakalı. Tuvalet kağıdı. Değil. Sindirim sistemiyle alakalı. Hayır. Değil. Şöyle söyleyeyim bak, insanı yer, yedi. Bokla alakalı. İnsanı yer, bokla alakalı. Sivrisinek. Bu nasıl bir soru ya? Aa, bayağı sana hep osuruktan sorular var ha. Tamam, yenir mi? No. Her gün kullandığımız bir nesne mi? Yani olası. Bir kadın nesnesi mi, erkek nesnesi mi? İkisi de kullanır. Yani yatak odasında bulunan bir şey mi, tuvalette bulunan bir şey mi? Abi, güzel soru İkisinde, bu arada. Bir şey söyleyeceğim, ikisinde güzel de bulunur soru. Dersen tek... Aynen, değil. Değil, hangisi? İkisinde de bulunmaz. İkisinde, mutfakta olan bir şey mi? Evet. Süper. Ha bu rondo falan mı bu ne abi? Abi? Hayır değil değil. O kadar sevindim ki ya. Mutfakta olur. Mutfakta olur. Aslında makine diyebiliriz çünkü bir işi kolaylaştırıyor. Yoksa dişini kırabilirsin. Ha fındık kıracağı. Ha ceviz yani, kıracağı. Bir şey söyleyeceğim. Yani ceviz kıracağın ismi yani neydi? Yani o kadar havalı söyledi ki. Atacaktım kağıdı. Aynen ya yani tam ona geliyor. Anne ere vere falandı ama. Fındık kıran. Fındık kıran mı? Evet bale. Fındık crown. Bale eseri. Mutfakta bale eseri biz. Bale eseri bu. Ya açacak işte yani şey açacağı ya. Şişe açacağı. Şey açacağı. Fındık bir açacağı. Bir şey söyleyeceğim. Ya şişe açacağına nasıl varabilirim ki bunu hazırlayan arkadaşlar? Aynen. Gerçi vardım ama. Evet. Tamam. Makine abi. Bir de. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bana bir kurşun döktürelim. Bu nazar artık. Ne yazıyor? Yine bu böyle bir nesne mi? Nesne yani. Evet. Nesne. Mutfakta olan bir şey mi? Hayır. Yatak odası? Hayır. Salon? Yani duruma göre. Ev işinde kullanıyorum. Girişinde pas. Hayır pas. Ya evin girişinde mesela bırakırsın. Ben bulurum oraya gider miyim? Oo şemsiye. Ama gerçi söylesem de sen onun cinsini söylemek zorundasın. Haftada bir... Ya çağırsalar da giysem. Çağırsan da gelsem. Ne? Çağırsalar da giysem hakikaten öyle. Çağırsalar da giysem. Krampon. Hani gece... Bravo. Ooo! Cibillik. Ne ki bu? Bu şimdi nesne mesne değil. Bu bir film. Bu yabancı bir film mi? No. Bir Türk filmi. Evet. Babam ve oğlum mu? Ha serisi var. Süper. Bu bir Türk filmi anladım. Ve şey serisi var. Neydi abi serisi? Kemal Sunal. Hababam sınıfı. Hababam sınıfı. Vay. Gerçekten çok iyi bir şey geldi. Film. Türk evet. Filmi. Hayır. Yabancı film. Yabancı. Matrix. İlk kural. Fight Club. Yes. Kim kazandı? Yani berbat yarıştık çünkü bütün cevapları aldık. Burak'la berabere kalmışız gibi davranalım. Harikaydı Burak. Peki çoğu partnerin senin için çok çalışkan, atik falan demiş. Sağ olsun. Sen de benim de bir tembel tarafım var diyormuşsun. Evet. Çelişkilerden çelişki beğenelim. Şimdi iş yerinde... Ha, iş yaparken. Aynen, iş yaparken bir sıkıntı yok ama onun dışında mesela evdeysem hani bir yere gidecekse o çok şey üşengeç olabiliyorum. Ha, hani oraları çok... Gerçek istemem lazım onun dışında. Çalışmayı hani. Ama çalışma genel olarak evet. Geri kalan her şeyi tercih edenlerden biri. Aynen öyle. Peki çocukluğunda Yeşilçam filmleriyle büyümüşsün. Aynen, hepsini de izlemiş. İzlemediğim yoktur yani. Oyunculuk fikrinde de çok etkili olmuş. Peki Yeşilçam filminde oyuncu olsaydın kim olmak ister? Ya da işte örnek aldığın bir karakter biri var mı bir oyuncu? Yok ama yani çok keyifle izledim. Mesela Kemal Sunal işte hepimizin. Evet. Yılmaz Güney. Tarık Akan. Yani hepimizin sevdiği karakterler. Onun dışında okay. Hababam sınıfını çok severdim. Ay bir de şey yaptık. Şimdi senin kim olduğunu bilmeden seyircilerin önüne böyle not kağıtları koymuştuk. Soru topla. Konuğa soru diye. Tamam. Süper. Yazanları şimdi getirecekler. Ver Cancağızım. Çok teşekkürler. Göksu'yu alkışlayalım.
Hiç yeni sevgilinleyken eski sevgilini özledin mi? Ulan nasıl kaçırdım ben bunu diye hayıflandın mı? Hayır. Bir dakika dur. Teşekkürler. Dur dur. Kim bu soruyu kim soruyor? Kim o? Kulaklı, Samsunlu kulak. Ben kız arkadaşımla geldim. Ben çıkacağını bilmiyordum. Baksana herif ya. Yani süper. Ağır seçtim. Tabii tabii büyük seçtim. Hakikaten öyle oldu. Hanımefendiye verelim mikrofonu. Akşam kendi seferlerinde burada herkesin var. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Kimdiniz siz? Gökhan Şanlı. Hımlayın lütfen. Kendi albümü. Bir al. Eski biraz eski. Biraz eski. Bir daha yap abi. Nakarata gel abi. Anlayan var mı? Ah yandım ben Allah'ım. Onu yapmadın ki abi. Abi şarkı o değildi ki. Ha, bir başka bir tane alalım. Sizde vardı. Zor bir de bir şey bunlar. Neredeyim? Adam böyle ufak ufak notalara değiyor böyle. Yani sözlerim tam biliyorum. Da basmıyor böyle. Yanından... Bak böyle. Hayır. Bilmem ne sen ölüm, düz gitsen de... Ah be. O mu? Ah be. O mu? Yok değil. Değil. Ah patladık. Ah be. Peki bir daha ımlar mısın? Baba böyle anlatıyor artık gördün mü? Öyle koyuyor. Bayağı ya. Ne yapıyor herif ya? Yani gerçekten bu aşk böyle bitemez. Bırakma terk etme beni. Abi daha kolay bir şey. Abi ben bilmiyorum ki bu şarkı ne? Bu kendi albümün. 90'lara mı gitsin acaba? Eyvah. Gidelim 90'lara gidelim. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses. Gel abi. Gökhan Bey'di değil mi? Şöyle direkt geçebilir miyim? Tabii tabii buyurun. Müsaadenizle. Çünkü... Sana boğazın açılsın. Tabii buyurun buyurun. Buyurun. Afiyet balsamik olsun. Balsamik yok mu ya? Balsamik... Hep sana kaçıyor balsamik. Aynen bu kedi boku gibi görünüyor ama... Afiyet olsun. Gökhan Bey'i alkışlıyoruz. Çok tebrik ediyorum. Merhaba. Kimsiniz siz? Aslan Akan ben. Ne iş yapıyorsun? O biraz karışık. Ne açıdan? Bende hem ithalat ihracat var babayla muhasebe. Okay. Hem tekstil var, kendi markam var. Aa ne güzel. Evet. Hem de ufak bir girişim var. Şimdi bir de bir kafe açtık. Oo hayırlı olsun. Teşekkür Süper. Ederim. Buyurun sizi dinliyorum. Şimdi ben şimdi sizin üstünüze oynayacağım birazcık. Siz dedi ben değil Sizin, mi o? Evet. Benim üstüme oynama. Evet. Hadi ve bilemeyeceksin. Ha, bu benim bileceğim anlamına aynen. Geliyor. Aynen. Yani... Çok mümkünatsız. Siz zaten bilemeyeceksiniz. Tamam, zaten ben geçti yani. Niye peki bunu yapıyorsun? Tuhaf. Evet. Tamam. İçimden geldi. Tamam. Buyurun. Sonuna doğru vurdular. Söyleyeyim mi? Çok iyi. Tamam şarkının adını söyleyeceğim. TikTok dansımızı da yaptık. Şarkının adını alalım. Norm Ender Deli. Çok sağ olun. Bir tane daha şey yapın. Ya biliyorum dur. Şey bu. Buralara yaz günü. Hayır. Baştan bir de... Kopyayı yanlış aldım. Doğru maske yaktın beni en derinden. Bak işte bu. Deprem nerede yine yürüdü. Bildi mi? O mu bildi? Ya tamam ben ne içeyim babacığım sen bana onu söyle bu bana kaçtı. Sen de söyle. Söyle tamam. Oradan kapıya buradan çıktı. Bu mu?
Turuncu. Evet, ben de turuncu söyleyecek. Tabasco. Tabasco. Tabasco içiyorum. Aa, gerçekten. Hanginiz? Daha... Gerçekten. Sen mi içmiştin? Yarı yarıya içmiştiniz. Tarih tekerrür ediyor sevgili izleyenler. Çok sağ olun. Ayşe Temurtaş, ben de öğrenciyim. Nerede? Yeditepe'de tıp okuyorum. Ya! Biz böyle beraber. Ha, siz hepiniz sınıf arkadaşı mısınız? Aynen. Ne olacaksın? Doktor olacağım. Yani ne oluyor? Yani umarım. Yani... Allah iyiliğini ver. Estetik falan. Estetik falan. Para sayacağım diyorsun. Hadi inşallah. Çok ama geleceği parlak bir şey. Evet. Bak yine. Acıların çocuğu. Acıların çocuğu diye bir şarkı yok ki. Ya saçmalama, bu o mu ya? Medcezir mi bu? Sen anladın mı? Ben hiçbir fikrimi anlamadım. Ben gerçekten anlamıyoruz. Ay hırsınıza sağlık be, önden de şarkıyı söylüyorum. Bir de çok acayip hemen anlıyorlar abi. Yani arkadaşlar, bu medcezir bu değil. İçmem mi lazım? He? İçmem mi lazım? Biz bilemedik annem, sen niye içeceksin? Gökhan hımlayamadı da içirdik. Bir medceziri az öncekini bir daha hımlar mısınız? Mesela şimdi o budu mu? Değil mi? Şimdi ben bilirdim. Medcezir. Hayır ama bak şimdi bilirsin. Yeni bir tane sorar mısınız bize? Tamam, akıl sağlığımız için. Yanlış söylüyorum şarkıyı. Bu arada korkunç. Ben anlamaya çalışıyorum. Hüseren Hanım. Ben pek iyi değilim. Başka gelsin mi? Bir tane daha. Yok yok, küçüğümdü bu işte. Ağla gönlüm. Tamam, ben limonu içeyim. Otur sen ablacığım. Şu sirkeyi mi içsen abi acaba? Ben niye içiyorum? Sen de bilemedin. Okey. Ver. Gel. Yo, içelim abi. Yani bunda bir sıkıntı yok. Eğreniyoruz falan, öyle şeyler geldi. Hadi bak. Wow. Su iç, su iç, su iç. Onu içme. Tamam, ben bunu su sandım. Al. Öv. Kimsiniz siz? Bila ben. Bila Hanım. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Operasyon sorumlusuyum diyorum. Ama kimseye inanmıyor. Hiç girmeyelim. Hiç girmeyelim. Biraz, boş ver. Girmedik. Aynen. Polis misin? Jandarma mı? Hiç alakası yok ya. Türkü vardı öyle. Okey, tamam. Program. Buyurun. Hep bir şeyler eksik. Gönlümde sen şeyin yok. Benim yok. Bir nefeslik. Ne bir o. Duramıyor. Bildi ya. Sevmiştim onu böyle, devam edecek. Bir tane çarptı. Şey, bu su. Evet. Ama tuzlu. Afiyet olsun. Okay. Alkışlıyoruz Burak Deniz'i. Seyret. Normal boş suyu iç Seyret. Burak, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Süper. Vallahi çok eğlenceliydi bizim için de. İkinci programımızdı. Sıcacık bir seyircimiz vardı. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Bu zaten bu salgın süreci bitene kadar gerçekten içimden gelen hepinizin ayağına kapanmak falan ya. İyi ki buradasınız falan. Diye. Öyle benim için de, ben çok heyecanlandım. Yani gerçekten siz çok rahatlattınız beni. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Size de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu hafta konuğumuz Burak Deniz'di. Biz haftaya pazartesi yine burada olacağız. Çarşamba günü de YouTube kanalında. İyi akşamlar.